Dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi 15 yıllık bir çabanın sonunda kuruldu, bir yıl önce ziyaretçilere açıldı. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Uzunkuyu köyündeki bu müzede binlerce yıl boyunca Anadolu topraklarında kurulan zeytinyağı üretim sistemleri birebir ölçekte yer alıyor. Bilinen en eski zeytinyağı üretim tesisi olan Klazomenai'deki zeytinyağı işliğinin orijinaline sadık örneği insanı 2600 yıl öncesine götürüyor. Bu müzede Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın oğlunun sünnet düğününden bir minyatürü canlanmış olarak da görebilirsiniz. Zeytinyağlarının konduğu amforaları taşıyan bir geminin güvertesinde tarihte bir yolculuğa da çıkabilirsiniz. Müzede yer alan farklı dönemlere ait eşyalar da bu yolculuğu zenginleştiriyor. Bir tarafta İzmir yangınında yok olan zeytinyağı fabrikalarının örnekleri var. Bir başka köşede Ege köylerinden birinde yaklaşık 200 yıl önce kurulmuş zeytinyağı değirmeni yer alıyor. Hepsi zeytinin yağa dönüşme yolculuğunu anlatıyor. Tarih boyunca zeytinden yağ çıkarmanın 3 temel aşaması var. Ezme, presleme ve ayrıştırma. Başlangıçta insan ve hayvan gücüyle yapılan bu işlemler süreç içinde yerini buhar, mazot, elektrik, rüzgar ve su gücüne bıraktı. Müzeyi kuran Dr. Levent Köstem, buranın asıl işlevinin çocukların eğitimine katkı vermek olacağını söylüyor. Benim hep hayalimde bir eğitim kurumu olabilecek bir şey. Yani öyle bir şey kurmalıyım ki bir müddet sonra eğitim kurumuna dönüşsün burası, atölyeleri olsun. Ben onu hayal ederek kurdum. Ama bunu sadece kuru kuru koyup işte taşları koyup, yani dünya müzeciliği böyle değil artık. Yani dünya müzeciliği tamamen eğitim üzerine kuruluyor. Eğitim fonksiyonu yoksa müzenin bir anlamı yok yani. Müzeyi meraklarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de ziyaret ediyor. Levent Köstem'in projesi bu ziyaretleri bir adım daha öteye taşımak. Yaşadığım müddetçe bu çocukların bu eğitim sürecine bu konularda katkı koyabilirsem ben burasını o zaman başarılı göreceğim. Yoksa buraya bu kadar aleti alıp koymak çok güzel bir şey. Ama eğitmemiz gerekiyor. Okullarla birlikte bir takım işler yapmamız gerekiyor. Onlarla ortak projeler üretmemiz lazım. Mesela arka tarafta ben aşağı yukarı çocuklara ait 700-750 metrekare kapalı alanla bilim sanat tasarım merkezi koydum. Çocuklara ait kafesi var, toplantı salonları var, çocuklara ait ondan sonra atölyeler var. Çocuklara 7 dönümlük bahçesi var ki bunun 3,5 dönümünü çim yaptık. Neden? Çocuklar gelsinler, bir okulların bilim kolları çadır kursuna, güvenli bir bölge, çadırın keyfini yaşasınlar, kamp ateşi, dostluk gelişsin. Bunun için kurduk burayı. İnşallah başarılı oluruz. Köstem'in bir sonraki projesi ise Sabun, Temizlik ve Hijyen Müzesi. Soner Kızılkaya, Amerika'nın Sesi, Urla, İzmir.